gecenin ağır siklet çok önemli maçı, çok kıran kırana çok sert bir maç olacak. Mavi köşe, Bahram Recepzade, 95 kilo, 29 yaşında, 1.86 boyunda, 58 maç yaptı, 57 galibiyeti var, 1 mağlubiyeti var fakat hepiniz şaşıracaksınız, 54 knockout'u var. Azerbaycan'dan gelen kardeş ülkemiz, tebrik ediyoruz, hoş geldi. Kırmızı köşe, 95 kilo, 38 yaşında, 1.82 boyunda, 37 maç yaptı, 26 galibiyeti var, 11 mağlubiyeti var. 12 knockout, milli gururumuz Mehmet Özer. Ve ring hakemimiz Gökçen Kahraman. Değerli izleyenler, Akın Dövüş Arenası'nda bir ağır siklet mücadelesi daha karşımızda olacak. Bahram Recepzade ve Mehmet Özer karşı karşıya geliyor değerli izleyenler. Bakalım neler olacak. Sevgili hocamız Sami Akın'la birlikte bir kez daha bu maçta sizlerle olacağız değerli izleyenler. Sami hocam, harika bir ağır siklet maçı bizleri bekliyor. Bir yanda Bahram Recepzade, yani 57 galibiyetinin 54'ünü nakavtla almış bir sporcu. İnanılmaz bir oran bu gerçekten. Diğer yanda da Mehmet Özer var. Dövüş sporlarının hemen hemen bütün branşlarında milli takıma kadar yükselmiş çok özel bir sporcu. İki sporcu da çok değerli gerçekten. İnşallah güzel bir maç yaparlar. Bu karşılaşma için hem çok üzgünüm gerçekten hem de çok mutluyum. Böyle iki kaliteli sporcunun bir araya gelip maç yapmalarına. Evet, mücadelemiz başladı. Bahram Recepzade'yi altın rengi, Mehmet Özer'i kırmızı eldivenleriyle izliyoruz değerli izleyenler. Her an bir nakavt çıkabilir, bir ağır siklet mücadelesinde olduğumuzu hatırlatalım. Güzel bir sol geldi Bahram'dan, ardından high-kick'le bitirmek istedi. Mehmet Özer karşılık veriyor ama sol direkt kontrasını aldı. Diz denemesi Bahram Recepzade'den. Sol direkt isabeti. Hoş kick geldi. Karşılıklı darbeler iki sporcudan da. Güzel bir tekme geldi. Bahram Recepzade üstüne gidiyor Mehmet Özer'in. Sağ isabeti, ardından front kick. Diz geldi, sol da geldi Bahram Recepzade. İlk roundda biraz daha gaza basan taraf. Çok sert bir sporcu. Çok iyi bir kombinasyon bağladı. Mehmet Özer iyi görüyor ama tabii ki Bahram çok sert bir sporcu. Evet, evet. Çok güzel bir kombinasyon daha geldi Bahram'dan. Sağ sol ardından low kick Mehmet Özer. Karşılık verme çabasında sol direkt isabeti geldi. Bir push kick. Güzel bir low kick. Sol direkti uzattı. İlk round'un orta bölümündeyiz değerli izleyenler. Mehmet Özer low kick aradı ama bunu bloklamayı başardı Bahram Recepzade. Şimdi Bahram Recepzade üstüne gitti rakibinin. Çok sert bir tekmeyle bitiriyor. Mehmet Özer'den karşılık geldi. Sol direktiyle başladı. Güzel bir kombinasyon. Bahram Recepzade low kick'le bitirdi. Stop! Tutma. Dön arkanı, bana dön. Fight! İlk round'un son dakikası içerisindeyiz. Sol direkt. Bahram Recepzade'den Trabzonlu sporcu Mehmet Özer. Kickboks'ta, Wushu'da, Muay Thai'de, MMA'de her branşta milli olmayı başarmış bir isim. Gerçekten çok büyük bir tecrübe. 38 yaşında. Kariyerinin de 38. maçına çıkıyor. Sol direkt isabeti geldi. Bahram Recepzade. Vücuda güzel bir sol Mehmet Özer'den. Şimdi aparkatla başladı kombinasyona. Ardından high kick geldi Bahram Recepzade. Bitirmek istiyor maçı Mehmet Özer. Ayakta kaldı. 10 saniye. Güzel bir tekme. Son anda kaçtı bundan Mehmet Özer. Karşılık geliyor evet, Mehmet Özer'den isabeti. Evet. Ve ilk round'un sonu. Harika bir ağır siklet mücadelesi izliyoruz Sami evet, hocam. Evet, çok sert geçiyor maç gerçekten. Bahram çok sert bir sporcu. Çok sert bir sporcu. İyi görüyor. Ve zamanlamayı gerçekten muhteşem yapıyor.
Mehmet'in de çok büyük tecrübesi var ama Bahram sert dövüşüyor ve Mehmet'in hedef olmaması lazım bu darbelere. Çünkü daha önce de söylediğim gibi her aldığımız vücuda darbe %20-%30 enerjimizi alıyor. Mehmet hedef olmaması lazım. Hedef olmasa daha iyi olacak, daha güzel bir maç yapacak. Ama Bahram bir adım önde şu bu roundda, birinci roundda. Çok sert sporcu. Tam net yerlere vuruyor. Özellikle bacaklara, orta seviyeye. Boksu da çok kaliteli. Ya maç boyunca kombinasyonların çok iyi kullandığını söylemek lazım. Az gerçekten kullandı ama net kullandılar. Kesinlikle evet. Özellikle evet. Az ama net kullandılar. Olayım, vücutun bacak seviyesine olsun, low kick olsun, round kick olsun çok güzel bak yerlere denk geldi. Bakalım inşallah bu ikinci round nasıl geçecek. İkinci round'a doğru artık yavaş yavaş ilerliyoruz değerli izleyenler. Burası ama ilk round'u kimin kazandığını düşünüyorsunuz onu sorayım. Ben Bahram bir adım önde Bahram. Evet, bence. Benim görüşüme göre de öyle. Evet. Bahram Recepzade. Evet. Evet, Mehmet'in hedef olmaması lazım. Hedef olursa bu ikinci round'da, üçüncü round'da biraz zor geçer. Tabii çok çok tecrübeli bir sporcu Mehmet Özer. Gerçi Bahram Recepzade de öyle. İki isminde çok ciddi bir ring kariyeri var. Yani iki sporcuyu da çok seviyorum özellikle. Ama mecburen spor karşı karşıya gelecekler. Türkiye'ye güzel bir kickboksun tekniklerini gösteriyorlar. Biraz hem şey üzgünüm karşılıklar için, tamam, hem de çok seviştiğim iki sporcuyu da bir araya getirdiğim için. Evet, ikinci rounda başladık değerli izleyenler. Akın Dövüş Arenası'ndayız. Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde ağır siklet mücadelesi Mehmet Özer ve Bahram Recepzade arasında. Bahram Recepzade çok güçlü tekmeler Mehmet'ten karşılık geliyor. Hemen bir tekme gösterdi yine Mehmet Özer. Bir iki kombinasyon denedi Bahram ama Mehmet Özer kaçmayı başardı. Üçlü bir tekme daha vücuda doğru. Mehmet'ten karşılık bunu bloklamayı başardı Bahram. Ardından bir sol isabeti geldi. Şimdi dizi arıyor. Diz isabeti geldi Bahram Recepzade. İkinci dizde gelen bir isabet yalnız bu. Mücadelemizin hakemi Gökçen Kahraman uyarıyor. Tabir kurallarında kılıçta o ikinci dizi vurmamanız lazım. Bir uyarı geldi mücadelemizin hakeminden ama Mehmet Özer biraz sarsıldı. Sağa dindi Mehmet, sol kontra Bahram Recepzade. Şimdi sporcular ringin ortasında biraz daha temkinli. Ön tekme denemesinden Mehmet kaçtı, dönen yumruk aradı. Bahram hemen uzaklaştı. Güzel bir kontra Bahram Recepzade. Üstüne gidiyor Mehmet Özer'in. Bir anda ayağı kaydı, devamını getiremedi. Her iki sporcu da fırsat kolluyor. Ama dedim ya bu maç çok zor geçecek. Çok zor geçecek. Hata yapan gidecek. Özellikle Bahram çok bastırıyor. Mehmet'in biraz önce de söylediğim gibi hedef olmaması lazım. Yani burada belli bir tecrübesi var, onu da kullanması lazım. Ama dediğim gibi çok zor. Maç çok zor. Çok heyecan verici açıkça. Evet, bir bel altı darbe geldiği için ufak bir moladayız değerli izleyenler. Mehmet Özer bir nefes aldı, biraz kendine geldi. Ve müsabaka kaldığı yerden devam ediyor. İzmirli sporcu Mehmet Özer. Aslen Trabzonlu ama İzmir'de yaşıyor, öyle söylemek lazım. Karşısında Bahram Recepzade, Mehmet Özer. Sağ kuruşa yaradı Bahram. Yine üstüne gitti rakibinin, sağdan güzel kaçtı Mehmet. Şimdi bir ön tekme, sol direkle karşılık geliyor. Ve sarılıyor Mehmet Özer ve Bahram Recepzade. Bahram Recepzade'nin attığı o tekmeler, middle kickler Mehmet Özer'in gövdesinin sağ tarafında bir miktar hasar bırakmış durumda. Sağ kaburgasında bir denge kaybı. Dön bana. Fight. Tutma. İkinci round artık son dakikasına doğru gidiyoruz. Güzel bir kombinasyon geldi Mehmet Özer'den. Bahram Recepzade karşılık veriyor. Diz isabeti. Ardından sol edin. Mehmet Özer bir miktar sarsıldı. Doktor. Ardından da bacağında bir şu anda çekme var gibi. Ufak bir sakatlık. Doktor. Umarız ki maçın gidişatını etkilemeyecektir. 7. 8. Hemen doktor kontrolü 9, yapılacak. 10. Değerli izleyenler. 2. Köşene geç. Johnson İlk Yardım Eğitim Merkezi ve Merkez Ambulans sağlık hizmetlerini sunuyor. Akın Dövüş Arenası gecesinde. Hemen doktorlar Mehmet Özer'in yanına gitti. Talihsiz bir pozisyon. Bir kez daha bakalım. Burada bu diz. Ardından zaten burada hemen bırakmış ve evet. Mehmet Özer'in buradan maça devam etmesi mümkün olmayacak. Evet, evet. Sakat kaldı. Çok güzel bir maç izliyorduk hocam ama tabii sporun içinde bunlar var bazen. Evet, maalesef sporun doğasında var.
Çok üzüldüm gerçekten. Bir round daha izlesek daha güzel olurdu ama kısmet buraya kadar. Yani Mehmet Özer de kendini bulmuştu aslında ikinci roundda. İlk rounddan biraz daha etkiliydi. Mehmet Özer'i iyi buldum birinci rounda göre. Ama Bahram çok sert bir sporcu. Kesinlikle. Dedim bir az vuruyor ama net vuruyor. Çok kuvvetli vuruyor. Vurduğu yere de çok kararlı vuruyor. Çok kararlı bir sporcu. Genç de bir sporcu. Öne açık. Zaten Avrupa'da da birçok organizasyonda dövüştü. Güzel de bir yerlere geldi. Bundan sonra da zaten öne açık. Başarılar diliyorum. Yani hocam 59. maçında kariyerinin yalnızca bir mağlubiyeti var ve galibiyetlerin evet. çoğunda nakavtla bulan evet. bir isim. Evet. Önü gerçekten çok çok açık. Yani isminin çok daha sık, çok daha fazla tüm dünyada da aslında duyacağımız bir isim gibi gözüküyor. Çok Gel. Sert bir sporcu bahsettiğiniz evet. gibi. Evet. Maç boyunca da bunu gösterdi Abi. Kendisi. Evet değerli izleyenler, sağlık ekipleri şu anda Mehmet Özer'in yanında kendisinin kaval kemiğinde bir kırık olduğu haberi geliyor. Şimdiden geçmiş olsun diyelim kendisine, acil şifalar dileyelim. Maalesef talihsiz bir sakatlık, sporun içinde olan bir durum bu. Değil değil, sıkıntı yok. Gayet güzelce. Evet. Bir arıcan da hatırlayacaksınız, bir sakatlık yaşamıştı maçında. Neticesi de sert bir spor. Evet, ringe doğru döneceğiz maçın resmi sonucunu almak için. Kararı açıklıyorum. İkinci round'ın ikinci dakika 30. saniyesinde knockout'la mavi köşe Bahram Recepzade. Mehmet kardeşimizin sağ ayağında da kaval kemiğinde bir kırık evet. oluştuğu için de maça devam edemiyor. Bahram Recepzade galibiyete ulaştı değerli izleyenler. Ya bir nakavt galibiyeti daha olmuş oldu bu teknik olarak ama tabii ki kimse rakibinin sakatlanmasını istemez. İşte mücadelenin sona erdiği an ekranlarımıza yansıyacak. Burada güzel bir diz gelmişti Bahram'dan ama ardından zaten sağ ayağının üzerine ağırlık veremediğini görüyorsunuz. Mehmet Özer'in çok talihsiz bir an. Yani darbeye bağlı bir sakatlık da değil. Evet, çok üzüldüm. Yani bir sporcuyu gerçekten bitiren sakatlık. Mehmet için çok üzgünüm ama herkes biliyor bu işin doğasında var. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Tekrar liglere döner. Çünkü Mehmet Özer İzmir'de milli takıma sporcular veriyor. Çok değerli bir antrenörümüz. Yani gençler çok üzüldüm. Bu anı görmek istemezler. Yani zaten bolca bahsettik. Yani kickboksta, Muay Thai'de, MMA'de, Wushu'da birçok evet. dalda bolca Türkiye şampiyonluğu olan, milliliği olan bir sporcu Mehmet Özer. Aynı zamanda bahsettiğiniz gibi çok sayıda sporcu yetiştiren bir isim. Hakikaten evet. çok değerli Türkiye'de dövüş sporları camiası için. Umarız ki kolay ve hızlı bir tedavi döneminin ardından evet. kendisi de geri dönme şansı bulur. Mehmet güçlü bir adam, çabuk toparlar kendini. İnşallah da öyle olur. Bir an için hem öğrencilerine kavuşur hem de tekrar linklerde onu görme imkanı buluruz. Evet, oldukça da metanetli gözüküyor Mehmet Özer. Evet, ringden aşağı doğru iniyor. Ardından da tedavisi yapılmak üzere sağlık ekipleriyle birlikte gidecek. Alkışları da alıyor Mehmet Özer. Ha, gelmedi. Teşekkür ederim. Azerbaycan Milletler, teşekkür ederim. Bugün 26 Eylül Azerbaycan Sağlık Mübarek Günü. Bu kazancımıza, bu ödümüze Azerbaycan askerlerine, şehit askerlerine, gazilerimize armağan ediyorum. Öncelikle bana bu maçta Akın Dövüş Arenası'na, bana bu maçta yer veren Sami Hocamıza derin teşekkürlerimi biliyorum. Sağ olun bu iyi ve güzel bir atmosfer, güzel bir organizasyonlar için. Daha çok bekliyoruz Sami Hocamızdan böyle şeyleri. Teşekkür ederiz. Azerbaycan Kickboxing Federasyonu'nun prezidentleri Cenab-ı Adil Aliyev'e, Orhan Aliyev'e bana verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim sponsorum Atabey Ural, Iğdırlı Atabey Ural, Almanya. Ona buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ve son olarak da spor kulübüme, Orion Spor Kulübü'nün rehberliğine, Orion Spor Kulübü'nün direktörüne, büyüklerine teşekkürümü biliyorum. Bize verdiği desteklerden dolayı. Son olarak da biz iki devlet tek milletiz. Kazanan dostluk olsun, kazanan kardeşlik olsun. Bu bir maçtır. Bir taraf kazanır, bir taraf kaybeder.
dostluğumuz kazansın, ne mutlu Türk'üm diyene. Alkışlıyoruz bu güzel konuşmalarından dolayı. Bahram kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ringi hemen ringin dışına herkesi davet ediyorum. Evet değerli izleyenler, artık yavaş yavaş gecemizin sıradaki maçına doğru son geçiş maçımız. Yapacağız. Son maçımız evet. Sami Hocam, Zekeriya Akgül ve Muhammed Sabipur karşı karşıya gelecek. Sizi de burada ağırlarken bir sonraki Sami Akın organizasyonu hakkında bir ufak tüyo alalım sizden aslında. Ne zaman olacak, nerede planlıyorsunuz? Şimdi büyük bir ihtimalle Gebze'den, yani birkaç tane teklifimiz var. Gebze'de yapacağız. Şimdi öncelikle tabii ki her konserini yapmak çok zor. Bir hafta bir dinleneceğim. Bir tatil yapacağım. Ondan sonra karar vereceğim. Ama bir iki ay içinde yapacağım. Onun tarihini ilerleyen bir tarihlerde vermek istiyorum. Bundan daha güçlü bir organizasyon yapmaya çalışacağım. Çünkü hep ben kendimle yarışıyorum. Daha güçlü sporcular getireceğim. Avrupa'dan da. Aslında Avrupa'dan bu sefer getirecektim ama pandemiden dolayı biliyorsunuz getiremedik çok fazla. Evet. Ama çok kaliteli sporcular geldi, yarıştı. Ben herkese teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Ajun Medya'ya, sizlere, Teoman Bey'e, yönetmenimize çok güzel bir gece yaşattılar bize, yaşattık hep beraber. Umarım ilerleyen tarihlerde tekrar aynısını tekrar ederiz. Evet hocam, ama tabii gecemiz daha bitmedi. Çok keyifli son bir maçımız daha olacak. Evet. Şimdi son maçımıza doğru geçiyoruz.